Merhaba hocam. Bugün size Şermin Eşer'in yazdığı Gereken Ekmek Altı kitabının 3 tane öyküsünü anlatacağım. 18 tane, toplam 18 tane öyküsü var ama ben 3 tanesini seçtim. Bir tanesi Gereken Ekmek Al, diğeri Barışlık ve son olarak da Aşk Olsun. Gereken Ekmek Al hikayesini aslında karı kocanın 16 yıl boyunca ayrı kalmasını anlatıyor. Bunlar maalesef var talihsizliklerden yüzünden adamın asker kaçağı sayılması, bir sürü hapishaneye götürülmesi, çıkması gibi bir sürü olaydan tam olarak 16 yıl sürüyor. Ve bunların küçük bir kızı var tabii, Alamik hapse girdiğinde küçük ama şimdi kocaman bir genç kız. Genç kız babasını hiç görmediği için ona hayaller kuruyor. İşte babam böyledir, şöyledir. Tek olarak onun hakkında bildiği annesinin anlattığı anılar ve ondan gelen mektuplar. Adam her seferinde geleceğim derken maalesef nasıl ama bir talihsizlik çıkıyor. Ve bu toplam 2 yıl derken, 3 yıl derken tam olarak 16 yıla dönüşüyor. 16'yı bölünce kızıyla ve karısıyla maalesef görüşemiyor. Tabii bu yıllar arasında eşinin üstüne çok yükleniyor. Çünkü kızını ve kendini geçirmek için işte çalışması gerekiyor. İşte çalışıyor, kızla babaannesi bakıyor ve bazen işini yerine götürüyor. Bazen kız da yalnız kalıyor. Bu yüzden o 16 yıl onlar gerçekten çok zor bir yıl oluyor. Ama 16 yılın tam sonunda artık adam cezaevinden çıkıyor. Eğer herhangi bir yeni başının talihsizlik gelmezse eve sağ salim gelip güzel bir akşam yemeği yiyebilecekler. Ve kadın adamı arıyor. Tabii herkes diken üstünde. Çünkü yine başına bir şey gelmiş midir diye. Ama öykünün adı da olan kadının ağzından gelirken ekmek al sözleri dökülüyor ve bu hikaye de böyleydi. Gerçekten güzel bir hikaye ve sonra barıştık. Aslında bu öykü iki tane öyküyü barındırıyor içinde. Bir tanesi bir babaannenin öyküsü, bir tanesi de iki gelinin. Babaannenin öyküsü yani ısrarla yanlış anladığı karısının mezarına, hatta mezarda olmasına rağmen hala küs. Diğer hikaye ise iki kardeş gibi büyüyen iki genç kızın hikayesi. Bunlar iki kardeşe aşık oluyorlar ve şey babaanne oğullarını almak istiyor kızları ama tek sormadığı şey kızlar oğlanlara aşık oluyor ama tek yoluna gitmeyen şey onun aşık olduğu oğlanı, onun aşık olduğu oğlana vermesi ve bu aralarında neredeyse seneler süren bir kavgaya dönüşüyor. Yani babaannenin birazcık da babaannenin yüzünden diyebiliriz. Böylece her bayram sabah, bayramda gittiğinde gibi her aile artık diken üstünde oturuyor. Gerçekten bu da bence komik bir hikayeydi. Hem üzünlü hem komik bir hikayeydi. Ve sonra aşk olsun. Bu hikaye anne ve çocuklarının aslında babadan gördüğü kötü şiddetten bir hikaye. 3 çocuk var. 2 tane kız, 1 tane oğlan. Annesi ve çocukları yıllar boyunca şiddet görüyor babasından. Babası her şeye kızıyor. Mesela odada sinek uçuyor. Sizin hiçbir suçunuz yok ama ona bile kızıyor. Bu yüzden kızlar büyüdüğünde ve oğlan büyüdüğünde ayrı evlere taşınıyorlar. Kızlar evleniyor. Ve maalesef babası evde olduğu için annesiyle görüşemiyorlar. İşte babası cuma namazına gittiği zaman annesiyle görüşüyorlar ve babasının bir hastalığından dolayı artık sürekli hastaneye götürülmesi gerekiyor. Bu yüzden babasını tek gördükleri yer hastaneye götürürken getirdikleri yer. Ve sonra anne numara yapıyor aslında, hastalandığı sinir krizi geçiriyormuş gibi numara yapıyor ve böylece çocuklarıyla daha çok vakit geçirebileceğini biliyor. Hastaneye gidiyor, ilaçları alıyor ve bu sırada çocuklarla daha çok görüşüyor. Ve adam hastalığından dolayı maalesef ölüyor. Ve anne sonra çocuklarının işte bunun bir oyun olduğunu ve bunu bilerek yaptığını söylüyor. Tabii çocuklar ilk şüpheleniyor. Anne sen yoksa ilaçlarını ona mı verdin diye. Aslında öyle bir şey yok. Adam eceliyle öldü. Yani kadının suçu ne? Yani bu 3 hikayeyi anlattım size hocam. Gerçekten bütün hikayeleri anlatmak isterdim. Hepsi çok güzeldi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.